Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok besleyici hem de çok lezzetli olduğunu düşündüğüm ve sık sık yaptığım, özellikle bu mevsimde çok sık yaptığım şifalı harika bir çorba tarifi hazırladım. Yemek olarak da düşünebilirsiniz. Hadi buyurun sizi bekletmeyelim, başlayalım. Tarifimiz birkaç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada sebzelerimiz var. 3 diş sarımsağımız, iri olduğu için yarım adet soğanımız ve 1 adet patatesle 2 adet İnce havucumuz var. Havuçlarımızı rendeliyoruz. Soğan ve sarımsaklarımızı doğruyoruz ve patatesleri de küp küp olacak şekilde yine doğruyoruz ve böylece sebzelerimiz hazır bir hale geliyor. Artık ocak başına geçebiliriz. Genişçe büyük bir tencereye 4 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ya da zeytinyağı alıyoruz. Üzerine hiç bekletmeden havuçlarımızı ekliyoruz havuçlarımızın rengi açılana kadar yani havuçlarımız rengini yağ verene kadar kavuruyoruz. 1-2 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Havuçların ardından soğan ve sarımsaklarımızı da ekleyip onları da yine fazla değil 1-2 dakika olacak şekilde yağda soteliyoruz. Sırada patateslerimiz var. Patateslerimizi de ekleyip Fazla değil yine 1 dakika kadar Çevirip üzerine soğuk suyunu ekliyoruz. Soğuk su dediysem oda ısısında su Kaynama sıcak su kullanmanıza gerek yok bu aşamada 2 litre toplamda e, Su kullanıyorum Eğer evde kavanozunuz varsa 2 dolu kavanoz olarak kullanabilirsiniz En son yemeğimiz piştiğinde ya da arada kaynarken su eklemek isterseniz o aşamalarda kaynar sıcak su eklemenizi tavsiye ederim. Ama bu aşamada e, normal oda sıcaklığında su kullanmanız yeterli. Evet, 2 litre suyumuzu da ekledikten sonra kaynaması için altını orta orta dereceye getiriyoruz. Kaynamaya başlayınca bir çay bardağı olacak şekilde yıkanmış pirinç ilave ediyoruz. Pirinç ve sebzelerimiz pişmeye dursun. Bizler köftelerimizi hazırlıyoruz. 200 gram dana kıymanın üzerine yarım soğanı büyük bir soğan da o yüzden yarısı rendeledim. Bir silme tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kadar da karabiber ekleyip elimizle macun kıvamına gelene kadar 2-3 dakika yoğuruyoruz. Yapışmaz bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı ve üzerine de 2 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ alıyoruz. Köfte harcımızı elimizi ıslatarak şöyle fındık büyüklüğünde olacak şekilde yuvarlıyoruz. Neden bir tepside yuvarlamadınız derseniz, ertalınız yapışmazsa bu şekil Ekstra bir bulaşık çıkarmadan tavanıza direkt köftelerinizi yerleştirebilirsiniz. Yapışmayacaktır, emin olun. Evet, birerli, ikişerli, üçerli olacak şekilde pratik bir şekilde yuvarlayabilirsiniz. Evet, köftelerim de hazır. Ancak onları şu an kızartmayacağız. En son aşamada kızartacağız. Bu arada ocağımıza dönelim. Ocağımızda artık pirincimiz ve sebzelerimiz yumuşadı çok böyle diriliklerini de kaybetmedi ama şekilleri bozulmadı şimdi çorbamızın terbiyesini hazırlıyoruz bir adet tam yumurta kullanıyoruz tam yumurta kullandığımız için beyazıyla sarısını çok iyi olacak şekilde çırpıyoruz genelde sadece yumurta sarısı kullanılır ama bu tarifte tam yumurtayı bu şekil değerlendirebilirsiniz İyice çırptığımız yumurtamızın üzerine 2,5 su bardağı olacak şekilde yoğurt ekliyoruz. Bol yoğurtlu bir tarif. Böyle 2 yemek kaşığı, yarım bardak gibi değil, dolu dolu yoğurt kullanıyoruz. Evet, 2,5 su bardağı, 200 ml su bardağıyla ekledikten sonra yoğurdumuzu 1 yemek kaşığı un ve 1 adet de limon suyu ekleyeceğiz. Limonumu gösteriyorum. Şöyle orta boy bir limon. Evet, onun da suyunu ekledikten sonra tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar çırpıcımızla karıştırıyoruz. Evet, yemeğimiz sıcak, terbiyemiz soğuk. Bu yüzden terbiyemizin ısısını yemeğimizin ısısına e, eşitlemek için ya da yaklaştırmak için e, çorbamızdan şöyle 3-4 kepçe, en az 3-4 kepçe olacak şekilde terbiyemizi ekleyeceğiz. Oldukça yoğun bir meyani olduğu için şöyle 5-6 kepçe de ekleyebilirsiniz. Yani ne kadar çok eklerseniz yoğurtlu çorbanızın kesilme ihtimali o kadar az olur. Evet kepçe kepçe ekleyip hiç beklemeden çırpıcımla sürekli karıştırıyorum. Evet, ocağımızın altı bu arada açık. Artık terbiyemizi azar azar karıştırarak ekleyebiliriz. Kaynayana kadar bu terbiye ile e, çorbamız bütünleşecek. Bu arada e, yine kesilir endişeniz varsa kaynayana kadar hafif hafif karıştırabilirsiniz. Kaynadıktan sonra hiç bekletmeden ocağımızdan alıyoruz. Bu arada köftelerimiz vardı. Hemen köftelerimizi de ocağımıza yerleştiriyoruz. Şu ön arkalık güzelce kızarmasını sağlıyoruz. Böyle tavayı hafiften sallayarak da kızartabilirsiniz. İkinci bir pişirme işlemi. Yani çorbanın içinde pişmeyecekleri için güzelce pişirmenizi tavsiye ederim. Yani iyice kızarmasını. Evet. Güzelce kızardıktan sonra bir yemek kaşığı olacak şekilde üzerine kuru nane ekliyoruz. Yoğurt bir çorba olduğu için ocaktan aldıktan sonra e, tuzunu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve evet artık köftelerimizle yemeğimizi buluşturabiliriz. Böyle tavamızın zemininde kalan naneler ve yağ araya gitmesin diye birkaç kepçe olacak şekilde tavamıza çorbamızdan döküyoruz ve onu da yine tencerimize aktarıyoruz. ve hazır besleyici, gösterişli, lezzetli ve tam tatminkar. Akşam yemeğinde, öğle yemeğinde doyurucu bir seçenek. Evet, umarım tarifi beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz tariflerimi arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı ve videolarıma beğeni bırakıp yorum yazmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek ümidiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.